Video hoş geldiniz dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte hazır sistem mi yoksa Akakçe üzerinden sitelerden parça parça toplanmış sistem mi daha ucuza geliyor bunu öğrenmiş olacağız. Şu anda dostlar tarihler 14 Ağustos ve baktığımız zaman piyasadaki fiyatlar cidden o kadar çok oynuyor ki adam akıllı hazır sistem olmadı çoğunlukla hani hepsi toplama fiyatına yakın geliyorlar. E i̇nsanlar da artık hani bir yerlere para harcamaktansa olabildiğince en düşük maliyette alabilecekleri en iyi şeyi almaya çalışıyorlar. Bu yüzden bu videoda genel olarak bir hazır sistemi referans alaraktan şu anda baktığım kadarıyla hani 7800 XT'lere şu anda gördüğümüz ekran kartına hani 4070'lerle kapışan bir ekran kartımız. Onun haricinde VRAM olarak da 16 GB'lık VRAM'den kaynaklı hani hem 2K'da hem de AMD tarafında dar bazlememesinden kaynaklı cidden tercih edilen insanlar tarafından hoş görülen bir kart olduğu için böyle bir sistemi referans alaraktan kendimiz aynı sistemi toplamaya çalışacağız. Bakalım hazır sisteme göre ne kadar karlı ne kadar zararda çıkacağız. Bu videonun sonunda da bunu görmüş olacağız dostlar. Örnek veriyorum şu anda bu sistemde kullanılan ekran kartı Asus'un Dual 7800 XT'siymiş. Ben Dual olduğu için veya Asus olduğu için bu ekran kartına örnek veriyorum piyasadan 2000 lira 3000 lira fazla fiyat vermektense buraya gelip mesela 7800 XT yazacağım ve Safari tercih edeceğim. E tabi ısı değerleri biraz farklı çıkabilir. Ona karşılık hani yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Petit de mesela Gigabyte'ın 3 fanını satıyormuş. Bunu tercih edebiliriz yine aynı şekilde. Hatta baktığımız zaman sinerji yaklaşık 70 TL'de kargo koyduğu zaman 1900 küsür liraya bir fiyatı gelmiş oluyor. Hani sadece ekran kartının. E, Safir tercih etmekten ise Gigabyte tercih ederim. Hem 3 fanlı model hem daha kaliteli bir marka. Şimdi hesap makinemi açıyorum dostlar. 19.350 TL ile ekran kartımıza birlikte başlıyoruz. E, zaten normalde burada sistem 38.000 lira bandındayım. Sistemin yarısını ekran kartına verdik. Şimdi Minimum DDR5 tarafında bir sistemde 7500 f işlemci kullanmamız gerekiyor. Tabi bu aralar bir 8400 fler vesaire yeni çıkan işlemcilerimiz de var ama onlar 7500 seften performans olarak hala bayağı aşağıda kalıyorlar. Ben o yüzden 7500 fi defa alacağım. Referans olarak tekrardan. 7500 baktığımızda da 5800 civarında bir fiyatı var dostlar. Bu şekilde de bunun da fiyatımızı yazalım. Artı 5800 lira. Şu anda 25.150 liraya kadar geldik ekran kartımız ve işlemcimizle birlikte. Şimdi ana kart tarafında A620 bakacak olursak bakalım hemen. Asus'unkine bakalım hemen de. 3500'e yakın bir fiyatı var. Peki B650 bakarsak minimum düzeydeki b 650ler ne kadar? Hemen onu da görelim. Hatta şu Asus Prime'ı silelim daha net ve daha ucuza da görelim. En düşük fiyatı aslında ee, direkt olarak hatta dur B650M kalsın. K serisi de bakmayalım. Çok bir fark olmuyor zaten. Şimdi A620 almaktansa B650 alırım en azından. O C desteği kazanmış olur ona kartım. Baktığımız zaman zaten hani düşük bir sistem olduğu için. Baktığımız zaman dostlar zaten ekran kartımız eyvallah. Güzel ama 7500 f DDR5'in en düşük işlemcisi. Bunun için zaten gidip DDR5'in en düşük anakartını tercih edeceğiz ki sistemde fazla fiyat şişirmesine neden olmasın. Anakart tarafımız 3850 TL'ymiş. Neon de satılıyor. Artı 3850 TL eşittir 29 bin liraya kadar geldik. Şimdi i̇lk 3 parçamız bitti. RAM tarafında g skillin veyahut bakalım 6000 MHz CL 30 veya 36 aralığında en ucuz ne var? Böyle hemen hatta şuradan seçelim. Bakayım burada var mı? Yani frekans aralığını göremedim. Direkt RAM yazalım şuraya. <laughs> Şu anda bakın direkt XPG'nin Lancer ışıklı RGB vesaire gerek yok hocam. Baktığımız zaman cl 36 6000 frekansında Jillop gibi RAM'leri var burada. İki tane aldığımızı varsayarsak 4000 TL'de bunu ekliyorum arkadaşlar. Artı 4000. Bakın 33000 liraya geldik. Buradaki sistemdeki RAM 2x8'de biz direkt dolar 32'ye çıkarttık. Ayrıca buradaki CL38 iken biz CL30 tercih etmiş olduk. Şimdi M2 tarafında burada baktığımız 500 GB'lık ADATA'nın Legend'ı kullanılmış biz de A datanın 1 kullanabiliriz biraz daha fiyat performans olduğu için 2700 lira fiyatlandığında gerçi çok fazla A data mantığı kalmıyor aslında ee, alternatif olarak ne bakabiliriz bir düşüneyim 980'ler ne kadar en ucuz 980 256 GB'mış. biliyorsunuz ki DRAM desteği var 980'lerde 3400 lira. E gidip 2800'de de adatı alacağım ama 3400 lira bandında böyle bir M2 SS'de alırım. Daha uzun ömürlü olur. Veyahut Crucial'ın P3 Plus'ına bakalım. 3400 oydu. 2700 de bu. Yani M2 SS tarafında böyle bir şey de tercih edebiliriz fiyatı şişirmemek adına. Burada isteyen arkadaşlar yine aynı şekilde daha demin gösterdiğim 980'i tercih edebilirler. 2400 lira da bunu ekledim arkadaşlar. Şöyle sizlerle birlikte. 35.400 liraya gelmiş olduk fiyatta. Baktığımız zaman sadece şu anlık kasa ve power supply'ımız eksik kalmış oldu. Hemen XPG'nin bakın bizler de XPG'nin Gold 750 wattlık şöyle bir kasası var. Bakın 4200 lira bandında satılıyormuş. Artı 4200 lira. 39600 TL bandında gelmiş oldu. Buradaki sistem 37600 liraydı. Şimdi zaten A serisi bir anakart kullanılıyor. Bu durumda Bizim sistemimizden zayıf kalan bir anakart. Ekran kartı Gigabyte Asus arası hani biri 2 fanlı, biri 3 fanlı. Ben şahsen 3 fanlıyı tercih ederdim. Gigabyte'ı bir tık daha öne koyuyorum Asus'a göre. Zaten bir tane RAM avantajımız var. Buradan 2000 lira geldiği zaman direkt olarak hani e, hesap makinemizdeki 2000 lira çıktığı için aynı fiyata gelmiş oluyorlar. Bunun haricinde bedavaya M.2 SSD'miz 1 TB'ye çıkmış oldu. Zaten buradaki ben şahsen hani kasanın içindeki power supply'ın gold sertifikalı olması benim için daha mantıklı. Tabii ki buradaki bronz sertifikalı PSU değişme yarar ama kasanın gösterişli olmasından ziyade ben biraz daha hani power supply'ın daha sağlam olmasını tercih ederim şahsen. Burada insanlar arası hani fikir ayrılıkları olabilir. Bu şekilde hani baktığımız zaman şu an toplama sistem yerine hani ucuz ucuz yakaladığınız sürece Hazır sistem almaktansa toplamak daha mantıklı arkadaşlar. Ha, bakın şu an hani Akakçı fiyatından topladık. Bugün günlerden gördüğünüzde çarşamba günü. Gidersiniz gaming gecelerinden düşürürsünüz sistemi. Daha iyi olur sizler için örnek veriyorum. Şu işlemciye bin lira vermektense belki 5000 lira vereceksiniz. Direkt olarak bin lira karınız olacak. Anakartı 3800 vermektense 3400 vereceksiniz. 400 lira karınız olacak. Veya hani 7800 XT'yi daha ucuza yakalarsınız. Daha çok karınız olur bence hani şu anlık çok fazla hazır sistem devri kalmadı gibi eğer hani youtuberların çıkarttığı yüz stoklu sistemleri alıp kar etmeyecekseniz onun haricinde bence yavaş yavaş kendiniz toplamanız daha mantıklı gibi duruyor arkadaşlar şu anlık. En azından hani bu ay işlemci alırsınız bir dahaki ay anakart alırsınız bir dahaki ay ekran kartını alırsınız kendi hani durumunuza göre kendinizi taksitlendirebilirsiniz. Böyle bir siteden burada tabii ki Gaming.tr'yi kötülemek gibi bir amacım yok lakin İnsanlar bir anda zınk diye cebinden 37 bin 38 bin lira çıkartamıyorlar. İnsanlar mecbur taksitlendiriyorlar. Abi 12 taksitte sistemin fiyatını niye iki katına çıkartıyorsunuz? Az insancıl olsanız daha mantıklıydı yani <laughs> baktığımız zaman. Bu şekilde dostlar. Umarım hani video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bence çok fazla hazır sistemden ziyade şu aralar bazı sitelerdeki bilgisayar fiyatlarını gördükten sonra toplamak daha cazip geliyor. Yani örnek veriyorum 75 sefe baktık. Bakın şöyle göstereyim. 7500 5833 lira. Abi 7600'e geçirirsiniz. Bakın o da 6.5'muş. Gerçi çok fazla fark yok. Hmm. Verilmez. Dediğim gibi hani ucuz yakaladıkça değerlendirmeye bakın arkadaşlar. Bu aralar hazır sistemler biraz daha kazık. Burada dediğim gibi hani gamingken tehlike ötlemek değil. Hani Ütopya vesaire girdiğim zaman da aynısı var. Örnek veriyorum. Bakın hazır sistemlere geliyorum. Biz 7800 XT'li full sistem topladık. Bakayım burada 7800 XT'li bir sistem var mı? Göster bana. Bak 7800 XT. Biz yaklaşık hesap makinemde yazıyor bakın fiyat 39600 lira. Burada en düşük fiyata çekeyim. Bakın DDR5 lerden bulalım. 7500 sefli bir tane. DDR5 yok mu kardeşim sizde? Bakın A620 sistem 42.000 lira. Biz 39'a topladık. Şimdi bu aradaki 3.000 liraya siz gidersiniz bizim topladığımız sistemi sıvı soğutma takarsınız. Bu sistemi şamarlar arkadaşlar. Bakın burada RAM bir tane 16 GB kullanmış. Biz dual channel kullandık. Eğer ki burada ikili slota geçseydiniz 42 bin 44 bin lira olacaktı. Ee, kasa power boost'un biz gold sertifikalı XPG kullandık. Yine daha avantajdayız. Aşağı iniyorum. M.2 SSD 512 GB. Biz 1 TB'lik kullandık. Hem de daha kaliteli bir şey kullandık Goodram'dense. Baktığımız zaman DDR5 anakartta ben gidip niye 2000'e 1600 okunmalı M.2 SSD alayım ki gidelim DDR4 sistem alırım. O zaman ne mantığı var? Yani bu yüzden biraz da arkadaşlar şu aralar hazır sistem alırken uyanık olmanızı öneririm. Umarım video istenilen kesime ulaşmıştır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum sizlere.